Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, Fuar'dan sesleniyoruz. Yapı Fuarı'nda uzun yıllara dayanan muhteşem bir firmadayız. SNT Drain ve mekanın ikinci nesil sahibi Sayın Tahsin Yanıkoğlu ile birlikteyiz. Bakalım geçen uzun yıllar ve muhteşem ürün yelpazeleri hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Tahsin Bey, teşekkür ediyoruz bizleri kabul buyurdunuz. Fuarları seviyoruz ama Yapı Fuarı gerçekten Türkiye'nin gurur duyduğu ender fuarlardan bir tanesi. Evet. Yerli yabancı birçok konuğu ağırlamanın ayrıcalığını yaşıyoruz bu güzel fuarda. İlk günü geride bıraktık. Muhteşem bir coşkuyla bıraktık hatta. Evet, aynen. İlk gün yoğun geçti. Değil mi? Evet, şu an ikinci gün. Çok erken saatler olmasına rağmen yoğunluğun bugün daha da fazla olacağını tahmin edebiliyorum. Evet. Genel evet. bir değerlendirme yapacak olursak firmasal bazda. Sizce nasıl geçiyor fuar? Fuarımız pandemi koşullarına rağmen ilk günü anlamında çok başarılıydı. Özellikle çeşitli ülkeler, biz yurt dışından bu kadar ziyaretçi geleceğini düşünmedik açıkçası. Yurt dışından çok ciddi bir katılım var. Yerli olarak da Türkiye'deki tedarikçiler de diğer şehirlerden gelmişler. Gerçekten bu pandemi koşullarında bu fuar gerçekten mükemmele yakın diyebilirim. Kesinlikle. İyi ki buradasınız. Evet, aynen. Aynen. Arifiye Sakarya'dan geldiniz. Doğrudur. Bu vesileyle efendim. Konu açılmışken hoş geldiniz demek isterim. Hoş bulduk efendim. Uzun yıllar dedik röportajın başında. Gerçekten o kadar uzun yıllar var ki çeyrek asır geride kalmış. Kaldı. Ama 30 yıllık tecrübe de şu an statta konuklarını ağırlıyor evet. aslında. Doğru. Anlatalım mı Tahsin Bey? Neredeydik, nerelere geldik, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şöyle başlayalım. 90 yılında babamız kurdu Sinter Mühendislik firmasını. Tabii o da inşaatla uğraşıyordu. İnşaat mühendisidir kendisi. Bir nevi babadan oğula geçti. Yaklaşık son 5 seneye kadar zaten inşaatla özellikle yapsat konusunda faaliyet gösteriyordu firmamız. Ama 5 sene önce bir yatırım kararı aldık ve üretimci olalım istedik, sanayici olalım istedik. Ve bu parolayla başladık. Yola çıktık. İşte drenaj levhaları konusunda uzmanlaşmak istedik. Bu konuda ön araştırmalarımızı yaptık. Ve şu an Türkiye'nin lider firmaları arasında yerimizi aldık. Yurt dışına çok ciddi ihracatlarımız oldu. Almanya yani özellikle dünyadaki rakiplerimiz Avrupa'da ama Avrupa'ya ihracatlarımız yaklaşık 8-9 ülkeye Avrupa'da. Güzel Almanya, haberler. İspanya, Romanya, Yunanistan buralara çok ciddi ihracatlarımız oldu. Bunun yanı sıra son süreçte Güney Amerika, Orta Amerika'ya, Rusya'ya ihracatlarımız oldu. Bu senede hedef kısmet olursa Afrika. Hatta son bir müşterimiz oluştu. Avustralya'ya, o kıtaya da girmiş oldu ürünlerimiz. O konuda emin adımlarla basamak basamak devam ediyoruz. Harikasın. O kadar güzel haberler verdin ki Türkiye adına büyük bir gurur tabii ki. 30 aşkın ülkeye ihracat yapmak ve bunun içinde Almanya, İspanya gibi ülkelerin varoluşu gerçekten büyük ayrıcalık diye düşünüyorum. Evet, ve doğru. Adımız SNT Drain markasıyla gururla yurt dışına taşınıyor yanlıyorum bu güzel cümlelerden. Evet. Türkiye'nin elçiliğini üstlenme çabanız için de tabii Türkiye adına teşekkür etmek Biz isterim. Biz teşekkür ediyoruz. Burada yalnız izleyiciler adına sorularım gelecek. Yani şimdi bu sistem yani güvenli ve etkili drenaj sistemleri demiş. Genel hedef kitle anlamında düşünecek olursak kimlere amaçlıyorsunuz? Genellikle bizim ürünlerimiz izolasyon sektöründe yardımcı ürün olarak kullanılmakta. 3 çeşit ürünümüz var. Bunlardan bir tanesi koruma levhaları. Genellikle Türkiye'de bilinen kısmen de ekonomik olması sebebiyle genellikle bu ürün tercih ediliyor. Temel ve bodrum kat izolasyonlarında toprak altı kalan yapıların izolasyonlarını koruma amaçlı kullandığımız bir koruma levhası. Geri hafriyat, geri dolgularında su izolasyonunu mekanik darbelere karşı korumak. Ana hedefimiz budur. Olmazsa olmaz bir anlamda. Tabii ki. Tabii ki. Bir setin içerisinde bir yardımcı ürün. Bunun yanı sıra drenaj levhalarımız var. Koruma levhalarının yanında drenajı da sağlayan hem koruma hem drenajı gören geokompozit drenaj levhalarımız var. Bunlar da yine geri dolguya karşı su izolasyonunu korumanın yanı sıra bir de yeraltı suyunu hızlı bir şekilde drene ederek binadan uzaklaştırmaya yarıyor.
Ve en son en yenilikçi ürünümüz Yeşilçatı drenaj levhaları. İddialıyız. O konuda da iddialıyız. Özellikle son dönemde yeşile karşı duyarlılık ve pandeminin getirdiği evlere sıkışmışlığı insanların bir herkes bir terasını ya da bir binasının bir köşesini, balkonunun bir köşesini yeşillendirmek, bir şeyler ekmek istiyor. Onlara da uygun şekilde tasarladığımız bir yeşil çatı drenaj sistemlerimiz var. Bununla ilgili de gerçekten yenilikçi bir ürün. Özellikle fuarda da genç mimar arkadaşlar dolaşıyorlar ve yeşil çatı çok ilgilerini çekiyor. Hatta bazılarının hocaları ödevlerini vermişler. Onlar da bize çok ciddi sorular soruyorlar. Detay sorular soruyorlar. O konuda gelecek 10 yılda çok ciddi bir talep olacağını düşünüyoruz Yeşilçatı'ya da. Süper haberler veriyorsunuz. İyi ki varsınız diyorum o zaman. Teşekkür yılların ediyoruz. Tecrübesiyle. Tabii burada gerek ihracata cevap verebilmek 30'u aşkın, gerek Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde var olabilmek ciddi bir üretimle gerçekleşiyor. Üretimimiz Arifiye'de bildiğim kadarıyla. Doğrudur. Kaç fabrika metrekare bir alanda, kaç kişiye istihdam sağlanıyor? Yaklaşık 2000 metrekare bir kapalı alanımız var. Yaklaşık 15 personelimiz var çalışan. Ama tabii yerimiz artık yetmiyor bizlere de. Biraz daha büyük ihtimalle 2021 yılı bizim için bir yatırım yılı olacağı kanaatindeyiz. Üretim anlamında da büyümemiz gerekiyor. İstihdam anlamında da büyümemiz gerekiyor. O noktada kısmet olursa 2021 ve 2022 yılları bizim için hem yeni ürünler hem yeni yerlerle alakalı bir yatırım senesi olacak. Süpersin. Peki bu ürün gamı anladığım kadarıyla taleplerle, beklentilerle doğru orantılı bir gelişme gösteriyor. Doğrudur. Yeşil Çatı projemiz gibi. Doğrudur. Gelecekte de buna uygun bir projeler var mı? Hedefler neler ileriye yönelik? Valla şu an ciddi bir ARGE çalışması içerisindeyiz. Hatta Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bazı hocalarımızla beraber bu çalışmayı yürütüyoruz. Ama fazla tüyo vermeyelim o konu hakkında. Sürpriz var galiba. Evet. İnşallah 2021'in sonuna yeni bir yenilikçi bir ürün, dünyada belki ilk olabilecek bir ürün konusunda bir ARGE çalışması yürütüyoruz diyelim. Süpersiniz. Burada o güzel hedef diyelim, o güzel proje en kısa sürede bizlerle olsun. İnşallah. Burada 1990'lara dayanan bir firmayla karşı karşıyayım. Yıllar yılı inşaatın içinde olup sonra hazır tecrübe kazanmışken inşaatın beklentilerini neden üretmeyelim diye bakış açısıyla bu güzel ürünler bizlerle buluşmuş oldu. Buluşmakla kalmadı, ihracat gerçekleşmiş oldu ve bu başarı gerçekten kökte saklı diye düşünerek sevgili babaya buradan teşekkürlerimi sunmak isterim. Biz de çok teşekkür ediyoruz, ellerinden öpüyoruz. Kesinlikle. Sonra ikinci teşekkürüm sana, ikinci nesil olarak bayrağı muhteşem bir şekilde devralma çaban için. Teşekkür ediyoruz. Ve tabii bir de görünmeyen kahramanlar var, tasarım ekibi var, ARGE grubu var ve çalışan emekçi kardeşlerimiz var. Tüm o görünmeyen kahramanların tümüne de o zaman diyoruz ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Diyordun. Ve son olarak da abime de tekrar bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Omuz omuza bir birliktelik var. Doğrudur. Abi kardeş birlikteliğimiz var. Süper. Sevgili abiye de teşekkür ediyoruz o zaman buradan. Ve diliyoruz ki bu güzel firma sonuç olarak var olan kaliteyle, güvenle, müşteri memnuniyetiyle ama hep bu gülen yüzle nice nesiller boyu bizlerle olsun. Çok saygılar teşekkür ediyoruz. Sunuyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet Fuar TV izleyicileri, Yapı Fuarı'ndan, TÜYAP'tan, SNT Drain firmasına teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının yine ne diyelim, nice nesiller boyu nice sürprizlerle devamlılığını diliyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.